13 Mayıs 2014'te 301 kişiyle beraber adaleti de kaybettik. Kazadan 2 ay önce denetlemişsin ya. Denetlemeseydin kaç kişi ölecekti? Yuvan yıkılıyor. Çocuklarını yetiştirmeye çalışıyorsun. Yalnızsın artık yani. Onları korumak zorundasın. Kendini korumak zorundasın. Çocuklarımızın hayallerinden bir hayatlarını götürdüler. Sebep oldular. Biz ilk değildik. Sonda olmayacağız. Bunu biliyorum. Yine de temennim. Hiç kimsenin bu şekilde bir acı yaşamasını istemiyorum. Bu maden kazası zaten davasının sonucu Türkiye'ye kara bir leke olarak tarihe geçecek, verilen. Bu kadar değersiz olmamalıydı ya. Yani gerçekten sorumlular cezasını almadığı sürece bizim içimiz soğumayacak. Anca cezasını alırsa bir nebze olsun içimiz soğuyacak. İhmalleri görmezden gelen, eksikleri görmezden gelen patronlar, onlar için çok güzel işliyor adalet. Bir kişi için 7 gün, 8 gün ceza yatıp çıkıyorlar. Ama bizim için hiç güzel işlemedi adalet. 10. yıl bitiyor. Söyleyecek bir şey yok. Sadece adalet olmayan bir ülkede 10 yıl boyunca adalet peşinde koştuk. Komşum geldi, abla işte madende patlama olmuş, haberim var mı? Hayır dedim, hiçbir şeyden haberim yok. Dedi çok şeyde, hastanede çok arkadaş var, onlardan haber geldi. Arkadaşım gelmişti, onun eşiyle falan maden ocağının önüne gittik biz. O kadar bir kötü duman kaplamıştı ki orayı. O madenin kapısından çıkan duman beni bile etkiledi. Değil mi ki içerideki madencileri? Mahşer yeri gibiydi. Ağlayan, bağıran, çarpan yani o kadar kötüydü ki. Ben dönercide çalışıyordum. Usta, oradaki ustam aradı beni. Kızım dedi, bak bizim akrabalardan da var. Vefat edenler var. Ya yine de siz 40 soğuk hava deposuna bir bakın. Ne olur ne olur, her şey bizim için. Dedim yok, hayır. Yani yakıştıramıyorsun ki. Ölümü yakıştıramıyorsun. Biz gittik 40 ağaça. Soğuk hava deposuna. Biz indik arabadan. Eşimin dinamitçi olduğu için Topçu diye geçiyor ya. Mustafa Topçu Mersinli diye ilan veriyorlardı. Zaten orada olanların isimlerini okuyup ilan veriyorlardı. İndik, hemen bu ilanı duyduk. Yenge acaba burada mı? Hayır hayır dedim. Burada değildir. Eşimin kardeşi gidip baktı. Yenge dedi gel, buradaymış abim, burada. Ben orada zaten bayılmışım. Bakalım. O bekleyiş süreci o kadar zor ki. Hani bir süre sonra şey oldum. Arkadaşım aramıştı beni, dedi ki ölmüş diyorlar dedim ben. Artık inanmaya çalışıyorum falan 4. günü. Arkadaşım dedi ki öldüğünü gören var mı? Yok dedim. Sonra dedi ki Rabbim kulunu kulunun görmediği yerde isterse 1000 defa öldürür, isterse 1000 defa diriltir. Ondan sonra Rabbim öldüyse dirilt diye dua etti. Yeni takvim gelene kadar 13'te kalır. Hı.
Şimdi hatırlarsınız 93 yılında Zonguldak Kozlu'da bir grizo patladı. 263 kişi öldüğünde bazı madenciler yıllar sonra bulundu cenazeleri. Hep o geliyordu aklıma. Ya bulamazsam çocuğumun cenazesini diye düşündüm. Kardeşim aradı. Biz hastanede bekliyorum. Abi bulduk dedi. Nereden buldun dedi. Abi 40 ayda soğuk hava depolarında buldum. Emin misin dedim. Abi ben çok inceledim. Uğur dedi. En azından bulduğumuza seviniriz. Bir mezar taşı olsun. Gidip başında bir dua edebileceğim bir mezar taşı olsun. Yani cenazesine razıydık. Tekrar tekrar yaşıyorsun her günü. Hani her 13 Mayıs'ta o günü tekrar hatırlıyorsun. Şu saatte şu olmuştu, haberi şu saatte almıştım. İş cinayetlerinin hepsinin hesabı sorulana kadar ve artık bu ülkede emekçiler iş cinayetlerinde ölmeyene kadar durduğumuz yerde duracağız, mücadeleyi sürdüreceğiz. Gün gelecek bu güzel evlatlarla artık yıl dönümlerinde elbette saygı duruşu da yapacak ama büyük zaferden sonra halaylar çekeceğiz. Bu çocukların yüzü gülene kadar mücadeleye devam! Mücadeleye devam! Mücadeleye devam! Yıl bitti. Yani ömür boyu bu ızdırabı, bu acıyı biz çekeceğiz zaten. Burasını görüyorsunuz. Sayı değildi. Can, 301 can gitti. Ama maalesef adaleti bulamadık. Umarım buluruz bir gün gelir. Sekiz Mayıs'ta bu Enerji Bakanlığı'ndan olsun, kamu görevlilerinden suçlu bulunanların davası vardı. Oraya gittik. Enerji Bakanlığı'ndan gelmiş bir kişi, işte Çalışma Bakanlığı'ndan gelmiş. Enerji Bakanlığı'ndaki gelen sorumlu diyor ki, ben neden buradayım? Neden geldiğini dahi bilmiyor. Kazadan 2 ay önce denetlemişsin ya. Denetlemeseydin kaç kişi ölecekti? Denetledim, her şey düzgündü diyor. Madem düzenliydi, kusursuzdu, neden 301 kişi öldü? Bu insanların asli cezada değil, ağır cezada yargılanması gerekiyor. Dolayısıyla kusurlu insanlar. Adam burada 8 Mayıs 2024'te görülen Soma'daki davasında adam kendisini şöyle savunuyor. Ben görevimi layıkıyla yerine getirdim. Ben burada ne amaçtan buraya getirildim ben bilmiyorum diyor. Yani bizim aklımızdan oynuyorlar. Ya sen rapor tuttun ocakta 301 tane insan can vermiş. Sen ocağa girmemişsin. Ama girmiş gibi rapor tutmuşsun. Ve senin rapor tuttuğundan kısa bir süre sonra burada 301 kişi hayatını kaybetmiş. Sen nasıl sorumlu değilsin? Bunu ben değil, bizi yöneten... Şu anki siyasal iktidarın işi bu. Bize verdikleri sözü tutmadılar. Olayın ilk günlerinde hatırlarsınız. Enerji Bakanı ve zamanın Başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı, bu olayda suçu kusuru olan babamızın oğlu da olsa adalet önünde hesap verecek dediler. Hiç kimse adaletin önünde hesap vermedi kamu görevlilerinin. Ta ki 8 Mayıs 2024'e kadar. Yani insanlar kabuğuna çekildi. Çünkü bu katliam öyle bir katliamdı ki insanlar acısını yaşayamadı.
Çünkü Cumhuriyet tarihimizin en büyük işçi katliamı meydana gelmişti. Soma'nın girişleri kapatıldı biliyorsunuz. Buraya farklı insanları sürerek ailelere biat etmesini, özellikle tarikat liderlerini sürdüler buraya. Şahları, şıhları. Burada ailelere işte bu kaderdir, fıtrattır. İşte Allah'a şirk koşmayın. Devletimiz yanınızda olacaktır. Eksiğiniz, noksanınız giderilecektir vesaire. Bir sürü vaatlerle insanları evinden çıkarmadılar. Aydın insanlar girmek istediğinde polis gücünden ve kışkırtılan halkın üzerinde saldırıldığını biliyoruz. Mesela örneğin Selçuk Kozaşı burada darp edildi, kolu kırıldı. Hep bunu yapanları kışkırtıldılar. Selçuk Kozaşı buraya kötülük yapmamıştı. Ne şirket sahibinden bir kişi tutukludu, ne amirlerden, ne müdür, hiç kimse tutuklu değil. Hiç kimse yok ortada şu anda orada cezaevinde olan. Sadece cezaevinde kim var? Bizim avukatlarımız var. Selçuk Kozağaç'ta Can Atalay. Yani onların yerine suçlular içeride olması gerekirken bizim avukatları yargılıyor. Ne kadar utanç verici bir şey. Bizim avukatlarımıza Can Atalay olsun, Selçuk Kozağaç olsun, bizi savunan, bizim için çok koşturan, gerçekten böyle gönül veren insanlar, onlar olmasa böyle bu davanın hani buraya kadar bile gelemeyeceği insanlar için, onları içeri atma kısmında, suçsuz insanları içeri atma kısmında adalet çok güzel işliyor. Onlar bizim avukattan öte bizim evlatımız gibiydiler. Hiç karşılıksız bizim çocuklarımızın davalarını takip ettiler. Savunmalarını yaptılar. Sudan bahanelerle tutuldu. Birisinin gezi olayları, Cumhurbaşkanı hakaretten vesaireden veya illegal örgütlükle suçluyorlar. Niye Soma davasına baktığınız gibi saçma sapan sorularla. Bunlar halkın avukatı bakarlar. Biz onları mahkeme süre boyunca otel parası vermeyin, gelin bizim evlerimize kalın, evlerimiz müsait dediğimizde yük oluruz diye bizim evlerimize dahi gelmiyorlardı. Yük olacağız korkusundan. Yani böyle bir insanları, halka mal olmuş bir insanları, bu avukatları maalesef asıl suçlar içeride olması gereken avukatlar içeride. Bu bizi ayrıca üzüyor. Ben Selçuk Kozaş'tı ya. Onun Can Atalay'a çok çok selamlar gönderiyorum. Gerçekten onlar çok özledik. Haklarını helal etsinler.